Tekrar merhabalar. Eore çantamızın yapılışına devam ediyorum. Birinci bölümde Eore'nin kafasını ördük. Bütün detaylarını anlattım. Bu bölümde de çantanın ana gövdesini, askılarını ve diğer detayların hepsini, yapılışını, monte edilişini sizlerle paylaşacağım. Hemen ana gövdenin yapılışına geçelim. Çanta kısmını örmeye başlıyoruz. Onun için mavi ipimizle devam edeceğiz. 15 tane zincir çekeceğim. Çanta kısmı mavi ipli olacak sadece. 2, 3, 15 tane zincir çekelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir çektim. İkinci zincirin içine batıyorum. Buradan arkadaşlar. Buradan itibaren 13 tane sık iğne yapacağım. 13 tane son halkaya kadar sık iğne yapalım. 13 sık iğne yaptım. Son halkanın içine 3 tane, bunu böyle çevirelim. Burada bir sıkılık oluştursun. 3 tane aynı halkaya, son halkanın içine battım. Dönüyoruz tabii. Ve yine 12 tane sık iğne yapacağım. 12 sık iğne yapalım. 12 tane sık iğne yaptım. Son halkanın içine buraya 2 tane yapıyorum. Ve devam ediyorum. İlmek kaydırma ile birleştirmiyoruz. Spiral şekilde öreceğiz. Şimdi bu sırada şu birinci sıramda arkadaşlar 30 tane sık iğnem oldu. Her sırada sayıları söyleyeceğim. İnşallah unutmam. Ve kontrol edelim. Doğru yaptığımızdan emin olalım. Şimdi ilk döndük. Buraya ilmek belirleyici koyacağım arkadaşlar. İp koyacağım buraya. Yeni sırama başlıyorum. İkinci sırama. İlk sık iğnenin içine çift batıyorum. Ve devam ediyorum. 12 tane sık iğne yapacağım. Çift battım. 12 sık iğne. 12 sık iğne yaptım. Şimdi sırada 3 tane halkam var. Onların her birine çift yapıyorum. Çift yaptım bir tane. Köşede attırdığım yerlerin hepsine, 3 tanesine çift yapıyorum. Ve dönüyorum, 12 tane sık iğne yapacağım yine. 12 sık iğne yaptım. 2 tane halkam kaldı. İkisine de çift yapacağım. Bir tanesine yaptım. Diğerine de çift yapıyorum. Mutlaka siz de ilmek belirleyici, kanca veya işte böyle ip kullanın. Ben en çok ipi rahat olarak kullanıyorum. Yani kullanışlı buluyorum. İstediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. İşaret koyalım yalnız. Şimdi bu sıra ikinci sıranın sonunda 36 tane sık iğnem oldu. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. 2 tane arttırma yapıyorum. Sıradaki halkanın İlkine çift. Arttırma dediğim zaman arkadaşlar aynı yere çift batmak. Aynı yere iki kere batmak. Bakın iki kere batıyorum. Arttırdım. Şu iki halkaya da iki kere battım. Ve 13 tane sık iğne yapıyorum. 13 tane sık iğne yapacağım şimdi. 13 sık iğne yaptım. Şimdi sıradakine çift batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradakine çift batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Çift sık iğne, çift tek, çift tek yaptık. Şimdi tekrar çift batıyorum. Ve 14 tane sık iğne yapacağım. Böyle 14 tane sık iğne yapacağım. 14 tane sık iğne yaptım. Şimdi çift yapıyorum ve tek yapıyorum. Bir çift, bir tek yaptım. Sırayı tamamladım. Sayım 42 oldu. Dördüncü sıranın sonunda, pardon, 3. sıranın sonunda 42 sık iğne oldu. Şimdi çift yapıyorum. Yeni sıraya geçtim. Dördüncü sıradayım. Çift yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Çift,
2 tane sık iğne, tekrar çift arttırdım ve 14 tane sık iğne yapıyorum. 14 sık iğne yapacağız. Şuraya bir 14 tane sık iğne yaptım. Çift yapıyorum. Tek yapıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Çift yaptım. 2 tane tek yaptım. Tekrar çift yapıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Ve tekrar çift yapıyorum. Ve 15 tane sık iğne yapacağım. 15 tane sık iğne yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. Ve tek yapıyorum. Sırayı tamamladım. Sayım 48 oldu. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Bir tane sık iğne yapacağım. Yanındakine çift yapacağım. Yanındakinden itibaren 3 tane yapıyorum. 3 tane sık iğne ve yanındakine çift. Ve 15 tane sık iğne yapacağım. 1 15 tane sık iğne yaptım. Şimdi arttırıyorum, yani çift batıyorum. Çift batıyorum. Yanındakine 3 tane sık iğne yapıyorum. Çift yapıyorum. Yanındakine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 kere yapıyorum bu işlemi. Çift, 3 sık iğne. 3 sık iğne yaptım ve tekrar çift. Ve arttırdım. Çift yaptım. 16 tane sık iğne yapacağım. 16 sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. Ve bir tane tek yapıyorum. Hep böyle bitireceğiz. Çift, tek bitireceğiz sıra sonlarını arkadaşlar. Bu arttırma süresince. Sayım 54 oldu. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. 2 tane sık iğne yapacağım. Ve bir arttıracağım. Yani çift. 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 tane sık iğne, bir tane arttır. Yani çift ve 16 tane sık iğne yapacağım. 16 sık iğne yaptım. Şimdi bir tane çift yapıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane tek yaptım. Tekrar çift yapıyorum. 4 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4 ve bir tane çift yapıyorum. 17 tane sık iğne var burada. 17 tane sık iğne yapacağım düz şekilde. 17 tane sık iğne yaptım. Bir çift, bir tek olarak sırayı bitirdik. 6. sıramız da böylece bitti. Sayımız 60 oldu. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 tane sık iğne, bir tane çift yapıyorum. Ve 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Yine çift batıyorum. Ve sıradaki 17 tane sık iğneyi öreceğiz. 17 tane sık iğne ördüm. Burada çift batıyorum yine. Ve bir tane 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum.
arttırıyorum. Tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırdım. Çift battım. Şimdi 18 tane sık iğne yapacağım. 18 sık iğne yapalım. 18 sık iğne yaptım. Yanındakine çift yapıyorum ve tek yapıyorum. Çift tek. Sırayı bitirdik. Sayım 66 oldu. Şimdi 8. sıradayız. 4 tane sık iğne yapıyorum. 4 sık iğne yaptım. Bir tane çift battım. 4 sık iğne, bir arttır yani. Ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Sıradaki halkaya çift batıyorum. Ve 18 tane sık iğne yapacağım. 18 sık iğne buraya kadar. 18 sık iğne yaptım. Ve bir tane çift yapıyorum. Ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Ve yine 6 sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Yine çift batıyorum. Aynı halkaya 2 kere. Ve 19 tane sık iğne yapacağım. Buraya kadar. 19 tane tek sık iğne yaptım. Ve sıradaki halkaya çift batıyorum. Ve yanındakine tek yapıp sıramı bitiriyorum. Sayım 72 sık iğne oldu. Şimdi 9. sıraya başlıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Yani çift batıyorum. 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Bir tane çift batıyorum. Ve 19 tane sık iğne yapacağım. 19 sık iğne yaptım. Yanındakine hemen çift yapıyorum. Ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 7 sık iğne yapalım. 7 sık iğne yaptım. Yanındakine hemen yine çift yapıyorum. Ve 7 sık iğne daha yapıyorum. 7 sık iğne. 7 sık iğne yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. Ve 20 tane sık iğne yapacağım. Bir tek yapıp sırayı tamamlıyorum. Bir çift, bir tek yaptım. Ve sayım 78 sık iğneye çıktı. Şimdi 10. sıraya geçtik. 10. sırada 6 tane sık iğne yapacağım. 6 sık iğne yapalım. 6 sık iğne, bir tane çift. 8 sık iğne yapacağız şimdi. 8 sık iğne, 2, 3, 8 tane yapalım. 8 sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Ve 20 tane sık iğne yapacağım buraya kadar. 20 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Yani çift batıyorum. Ve 8 tane sık iğne yapacağım. 8 sık iğne yapalım. 8 sık iğne yaptım. Yine yanındakine çift batıyorum. Ve yine 8 sık iğne yapacağım. 8 sık iğne yaptım. Yine çift yapıyorum sıradaki halkaya. Ve 21 tane sık iğne yapacağım. 2 tane kalana kadar. 21 tane sık iğne yaptım.
Sıradaki halkaya çift yapıyorum. Yanındakine tek yapıyorum. Ve bu sıramız da bitti. 11. sıraya geçiyoruz. 11. sırada 7 tane sık iğne yapacağım. Bu sırada sayımız 84 oldu. 84 oldu. Şimdi 11. sıradayız. 7 tane sık iğne yapıyorum. 11, 7 tane sık iğne yaptım. 1 tane çift yapıyorum. Ve 9 tane sık iğne yapıyorum. 9 sık iğne yapalım. 9 sık iğne yaptım. 1 tane çift yapıyorum. Ve 21 tane sık iğne bu arttırma yerine kadar yapacağız. 21 tane sık iğne yaptım. 1 tane arttırıyorum. Yani çift batıyorum. 9 tane sık iğne yapacağım. 9 sık iğne yaptım. 1 tane çift yapıyorum. Bir daha 9 sık iğne yapıyorum. 9 sık iğne yaptım. Çift batıyorum. Ve 22 tane sık iğne buraya kadar yapacağız. 22 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Sayımız 90 oldu. Şimdi 12. sıradayım. 8 tane sık iğne yapacağım. 8 sık iğne yapalım. 8 sık iğne bir tane arttır. Yani çift. 10 sık iğne yapacağım bu sefer. Devamında 10 sık iğne. 10 sık iğne bir arttır. Yine sıradaki halkanın içine çift yapıyorum. Ve 22 tane sık iğne yapacağım. 22 sık iğne yaptım. Bir tane çift batıyorum. Sıradaki halkaya çift. 10 tane sık iğne yapacağım. 10 tane sık iğne yapalım. 10 sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Çift battım. Bir daha 10 sık iğne yapacağım. 10 sık iğne yaptım. Bir daha arttırıyorum. Ve 23 tane sık iğne yapacağım. 23 tane sık iğne yaptım. Sıradaki halkaya çift batıyorum. Ve yanındakine tek batıyorum. Sırayı tamamladım. Sayım 96 oldu. Ve 13. sıraya geçtik arkadaşlar. 13. sırada 9 tane sık iğne yapacağım. 4, 9 tane yapalım. 9 tane sık iğne yapalım. Bir tane arttırıyorum. Ve 11 tane sık iğne yapacağım. 11 tane buraya kadar. 11 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Çift batıyorum. Şimdi 23 tane sık iğne yapacağım. 23 tane sık iğne bu arttırma yerine kadar. 23 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındakine çift batıyorum. 11 tane sık iğne yapacağım. 11 tane sık iğne yaptım. Ve arttırıyorum. Yani çift. Tekrar 11 tane sık iğne yapacağım. 11 tane sık iğne yaptım. Yine buraya çift yapıyorum. Ve 24 tane sık iğne yapacağım. Bu arttırma yerine kadar 24 tane sık iğne. 24 sık iğne yaptım. Sıradaki halkaya çift batıyorum. Ve yanındakine tek batıyorum. Ve sayım 102 oldu. 102'ye ulaştık. Şimdi 14. sıradayım. 14. sırada 10 sık iğne örüyorum. Önce 10 tane sık iğne yapalım. 10 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Çift batıyorum. Ve devam ediyorum. Yine 12 tane sık iğne yapacağım.
12 sık iğne yapalım. 12 sık iğne yaptım. Bir tane burada çift batıyorum. Arkadaşlar hep arttırmaya yerleri üst üste geliyor bakın. Bu sayıları böyle dikkat ederek yaparsak, şaşırmazsak hep üst üste geliyor. Bakın buralarda sayılarımız arttırma yerlerinin üstüne geliyor hep. Şimdi arttırdım. 24 tane sık iğne yapacağım. 24 tane sık iğne yaptım. Yanına çift yapıyorum. Ve 12 tane sık iğne yapacağım. Buraya kadar 12 sık iğne. 12 sık iğne yaptım. Arttırıyorum. Bir tane çift batıyorum. Tekrar 12 sık iğne yapacağım. 12 sık iğne buraya kadar. 12 sık iğne yaptım. Bir daha burada çift batıyorum. Yanındakine hemen. Şimdi 25 tane sık iğne yapacağım. Son 2 halka kalana kadar 25 tane. 25 tane yaptım. Şimdi hemen yanındakine çift. Yanındaki boşluğa tek yaptım. Sırayı tamamladık. Ve sayımız 108 sık iğne oldu. Tekrar başlıyorum. 11, 15. sıradayız arkadaşlar. 15. sıradayız. 11 tane sık iğne yapacağım. 11 sık iğne yapalım. 11 sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa hemen çift yapıyorum. Ve 13 tane sık iğne yapacağım. Devam ediyorum. 13 tane sık iğne. 13 sık iğne yaptım. Hemen yanındakine çift batıyorum. Ve 25 tane sık iğne yapacağım. Bu arttırma yerine kadar 25 tane sık iğne. 25 sık iğne yaptım. Hemen yanındaki halkaya çift batıyorum. Ve 13 tane sık iğne yapacağım. 13 tane sık iğne yapacağız. 13 sık iğne yaptım. Hemen yanındaki boşluğa çift yapıyorum. 13 tane sık iğne yapacağım. Arttırma yerine kadar. 13 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki boşluğa çift yapıyorum. Ve 26 tane sık iğne yapacağım. 26 sık iğneyi yapalım. 26 tane sık iğneyi yaptım. Yanındaki boşluğa çift yapıyorum. Ve tek yapıyorum. Sayım 114 oldu. 114 sık iğnemiz oldu. Şimdi 16. sıradayız. 12 tane sık iğne yapacağım. 12 sık iğne yapalım. Yaptım. Yanındaki halkaya çift batıyorum. Ve devam ediyorum. 14 tane sık iğne. Buraya kadar 14 sık iğne yapalım. 14 sık iğne yaptım. Hemen yanındakine çift batıyorum. Ve 26 tane sık iğne yapacağım. Buradan başlayarak 26 tane sık iğne. 26 sık iğne yaptım. Arttırıyorum bir tane yanındakine. Çift batıyorum yani. Ve 14 tane sık iğne yapacağım. 14 sık iğne buraya kadar. 14 sık iğne yaptım. Yanındakine hemen çift yapıyorum. Ve tekrar 14 sık iğne yapacağım. 14 sık iğne yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. Ve 27 tane sık iğne yapacağım. 27 tane yaptım. Hemen yanındakine çift yapıyorum. Bir tane tek yapacağım. Ve bitiriyorum sırayı. Sayım 120 oldu. Şimdi 17. sıradayız. 17. sırada 13 tane sık iğne yapıyorum. 13 sık iğne yapacağız. 13 tane sık iğne yaptım. Arttırıyorum. Çift battım. Ve 15 tane sık iğne yapacağım. 15 sık iğne. 15 sık iğne yaptım. Sıradaki halkaya çift yapıyorum. Ve 27 tane sık iğne yapacağım. Diğer arttırma yerine kadar 27 sık iğne. 27 sık iğne yaptım. Arttırma yapıyorum. Sıradaki
boşluğa arttırdım ve 15 tane sık iğne yapacağım. 15 sık iğne yapalım. 15 sık iğne yaptım. Hemen yanındakine çift yapıyorum. Tekrar 15 sık iğne yapacağım. Çift yapacağım. 15 sık iğne yapalım. 15 sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa çift yapıyorum. Ve burada 28 tane sık iğnem var. 28 sık iğneyi öreceğim. 2 sık iğne kalana kadar. 28 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındakine çift yapıyorum ve bir tane tek yapıyorum. Ve arttırmalarımız. Arttırmalarımı bitirdim. En son 126 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu 126 sık iğneyi arkadaşlar öreceğiz. Düz hiç arttırma, eksiltme yapmadan çanta boyuna gelene kadar öreceğiz. Yalnız şu anda ben size sayı veremiyorum. Ben ördükçe size söyleyeceğim. Kaç sıra olduğunu veya kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Ona göre çantanın boyunu öreceğiz. Şimdi örmeye devam edelim. En az 15-20 sıra bir örelim. Etrafından 126 sık iğnemiz oldu. Hiç arttırma eksiltme yapmadan döne döne örelim. Bir 15 sıra örelim arkadaşlar. 15-20 sıra örelim. Arkadaşlar ben 30 sıra ördüm. Arttırmadan sonra 30 sıra düz hiç eksiltme arttırma yapmadan ördüm. Bir 25 sıra daha öreceğiz. Çanta boyumuza ulaşmak için. Yalnız şöyle ölçelim. Eller farklı olabileceği için örüş şekilleri gevşek olursa çok uzun olursa güzel olmaz. 24 santim olsun. Arttırma yerinden ölçün. 24 santim olana kadar örün arkadaşlar. Ben şimdi 25 sıra daha öreceğim. 30 sıra ördüm buraya kadar. Şimdi 25 sıra daha öreceğim ve toplamda 55 sıra öreceğim ve 24 santim olacak. Siz de böyle örün. Sonra birkaç sıramız daha olacak. Ben 25 sıra daha ördüm. Önce 30 sıra örmüştüm. Şimdi 25 sıra daha ördüm ve toplamda arttırma yerinden sonra 55 sıra örmüş oldum. Böylece çantamızın bu kısmını tamamlayacağız ama burada bağcığının geçme yerlerini yapacağım ve üst sıra daha öreceğim. Onu yapacağız şimdi bu sırada. Arttırma yerinden sonra siz de böyle ölçebilirsiniz. 23 santim oldu. 23 santim benim 55 sıra oldu. 23 santim 55 sıra. Siz de 23 santim olarak örebilirsiniz. Eliniz farklı olunca bu santimler 1-2 santim oynayabilir. 1 santim falan oynar. Fazla oynamaz. Ama çok gevşek görürseniz daha uzun olur ve geniş olur. Yani benim örgümle bu sayılarda bu ölçüde güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu sırada şöyle yapacağız. Arkadaşlar belirtecimizin yerini hiç kaybetmedik. Baştan beri hep aynı yerde kalmasına dikkat ettik. Çünkü bu şimdi bu sırada yapacağımız delikler önemli yerleri. Ben onları ayarladım, sayılarını hesapladım ve en doğru yerlere koymak için size şimdi sayı söyleyeceğim. Şimdi başlıyoruz bu sıraya. İki tane sık iğne yapacağım. İki sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve iki tane halka atlıyorum. 14 tane sık iğne yapacağım. 14. Şimdi şurada 2 sık iğne yaptık, 2 zincir çektik, 2 delik atladık ve 14 sık iğne yapacağız. 14 tane sık iğne yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum ve 2 delik atlayıp üçüncüsünden başlayarak yine 14 tane sık iğne yapacağım. 14 tane sık iğne yapalım. 14 sık iğne yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Yine 2 tane delik atlıyorum. 3. delikten yine 14 tane sık iğne yapacağım. Bu yaptığımız 2 sık iğne, 2 zincir, 14 sık iğne, 14 2 zincir, 14 sık iğneyi sıra sonuna kadar yapacağız. Bakın, 2 zincir çek, 2 tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim, 2 delik atladım. 14 sık iğne, 2 zincir, 2 delik atla.
14 sık iğne, 2 delik atla 2 zincir çek. Bunu bu şekilde arkadaşlar hep 14 sık iğne yaparak 2 zincir çekerek 2 delik atlayarak sıra sonuna kadar yapacağız. Sıra sonuna tam gelmeden son 2 zincir çekip atladıktan sonra artık sıra sonuna kadar öreceğiz. Burada 10 tane sık iğnemiz kalıyor. En son 2 zincir çekip 2 delik atladıktan sonra sona kadar, son işaretimize kadar, sıra sonuna kadar 10 sık iğnemiz kalacak. Yapacağım ben şimdi. Ben sona 10 tane sık iğne kalana kadar yaptım arkadaşlar. 14 sık iğne, 2 zincir, 2 delik atlayarak devam ediyor. Hep böyle devam ettik. Bakın burada, burada, burada delik oluşturduk. Deliklerimizi oluşturduk. Şimdi burada sıranın sonuna kadar 10 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da yapacağız. 10 sık iğneyi de yaptım. Belirteceğim çıkardım. Böyle delikleri ayarlamış olduk. Şimdi arkadaşlar 3 sıra sayımız hiç eksilip artmadı. Aynı 126 sık iğne. 126 sık iğne öreceğiz. Bu zincirlerin üzerine de sık iğne yapacağız. İçine yapacağım ben böyle. Bakın böyle içine 2 sık iğne yapacağım. Yani onları atlamayacağız. Ve yine 14 sık iğne yapıp zincirin içine 2 tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde bu delikleri oluşturacağız ve bunu yaptıktan sonra 2 sıra daha yapacağız. Yani şimdi şimdiden sonra 3 sıra 126 sık iğne olarak öreceğim. Dediğim gibi bu zincirlerin içine 2 tane sık iğne yapacağız. Sıramızın ana gövdesi bitti. 55 sıra düz ördüm. Sonra burada deliklerden sonra 3 sıra daha ördük arkadaşlar. Şimdi burada bu bitireceğiz. Ben ipimi kestim. 2 tane ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 tane ilmek kaydırmayı yapıp ipimi çekiyorum ve buraya içeriye bunu gizleyeceğim. Şimdi çantamızın böyle kapağını yapacağız. Onun içinde 30 tane zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. 31 tane zincir çektim. 30 tane sık iğne yapacağız. 30 tane sık iğne her bir deliğe arttırma eksiltme yapmadan 30 sık iğne yapalım. 30 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekip döneceğim ve bu sırayı 30 sık iğneyi 20 sıra yapacağım. Toplamda 20 sıra. Bir sıra yaptım. 19 sıra daha yapacağım. Ve buraya geleceğim. Bir zincir çekeceğim. Geri döneceğim. Bir zincir çekip geri dönüp böyle dönerek 20 sıra toplamda 20 sıra yapalım. Düz öreceğiz. 20 sıra ördüm. 10 sıra daha öreceğim. Ondan sonra bitireceğiz. Etrafına sık iğne döneceğiz. 30 sıra ördüm. Dümdüz bir şekilde 30 sıra ördüm. 30 sık iğne. Şimdi bunun etrafına, her halkasına, şu kenardaki her halkasına sık iğne geçeceğiz. Köşelere 2 batacağız. 2 battım. Bakın her sıraya, her sıranın bitimindeki halkaya bu şekilde sık iğne geçelim. Böyle döneceğiz. Buradan böyle. Buraya da tekrar dönelim. Burada bitirelim. Burada da bitirebiliriz. Sorun değil ama başladığımız yerden buradan böyle dört tarafını sık iğne ile dönelim. Köşelere çift batalım. Ben bitirdim. Dört tarafını sık iğneyle döndüm. Biraz burada uzun ip bırakacağım. Onu çünkü çantaya dikmek için kullanacağım. Uzun ip bırakıp çekelim. Bir zincir çektim. Çantaya monte edeceğiz bunu. Kısmındaki cebini öreceğim. Mavi renkle. İsterseniz siz pembeyle de örebilirsiniz.
Benim elimde mavi ip de olduğu için ben maviyle öreceğim. Ama bu ipi almak istemeyebilirsiniz çünkü az bir şey kullanacağım. Ayrıca bir renk daha almadan pembe renkle de bu cep kısmını yapabilirsiniz. Ben 23 tane zincir çektim. 23 tane zinciri çekip dönüyoruz. İkinci zincirden başlayarak 22 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı kapak kısmı gibi 22 tane sık iğne yapacağım. Ve bunu 20 sıra yapacağım. 20 sıra bir zincir çekip dönerek, bir zincir çekip dönerek aynı kapak gibi 20 sıra öreceğiz. 20 sıra örelim, ondan sonra eksiltme yapacağız. 2 sık iğne, 20 sıra düz ördüm. Şimdi bu sırada biraz eksiltme yapacağız birkaç sıra. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe den başlayarak yapıyorum arkadaşlar sık iğne. Sonda iki delik kalıncaya kadar burayı yapacağız. 19 tane sık iğne oluyor. 19 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu bir tane delik atlıyorum. İkinci deliğe batıyorum. Son deliğe. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine buradaki ilk halkayı atlıyorum. İkincisine batıyorum. Ve 17 tane sık iğne yapacağım. 17 tane sık iğne yaptım. Bir halka atlıyorum. Bir delik atlayıp ikincisine yani son halkaya battım yine. 18 tane sık iğne düştü. İlkinde 20 oldu. Şimdi 18 sık iğneye düştük. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradan bir delik atlıyorum yine. Bakın bir delik atlıyorum. İkincisine batarak 15 tane sık iğne yapacağım. 15 tane sık iğne yaptım. Bir tane atlıyorum. Son halkaya bir tane daha yapıyorum. 16 oluyor. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine aynı şekilde atlıyorum. Bu sefer de 13 tane sık iğne yapacağım. 13 tane sık iğne yaptım. Bir delik atlıyorum. Son halkaya bir tane daha yapıyorum. Sayım 14'e düştü. Şimdi böyle bir yuvarlanma oldu. Bakın. Şimdi etrafına sık iğne yapacağım. Etrafını dolanacağız böyle. Burayı köşelere çift batacağız. Buradan buraya kadar batıp burada ilmek kaydırmayla birleştim. Oraya gelince göstereceğim. Yani üç tarafını yapacağız. Bu en altı yapmamıza gerek yok. Böyle sık iğnelerimi yaptım. Bakın böyle köşelerde çift battım. Şimdi burada bu aşağı tarafı yapmıyoruz. Buradan başlamıştık. Burada bir tane daha yapıyorum buraya. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Şu sıradaki halkanın içine ilmek kaydırma yapıyorum. Ve keseceğim. Biraz uzun keselim. Bununla dikeceğiz. Bununla dikeceğiz ama dikmeye buradan başlayacağım. Çantanın üzerine. Bunu böyle arkaya geçirdikten sonra şuradan iğneyle yukarı çıkaralım. Ki burada şuradan başlayacağız çünkü çantanın üzerine böyle bu şekilde üç tarafını dikeceğiz. Çantamın astarını nasıl yaptığımı size anlatmaya çalışayım kısaca. Ben astarlık bir kumaş kullandım. Farklı kumaşlar da kullanmanızda bir sakınca yok. İnce, yalnız ince olması tabii önemli. İnce olduğu zaman daha böyle desenli, minik desenli poplin kumaşlar da kullanabilirsiniz. Benim elimde bu olduğu için bunu kullandım. Boyunu ölçtüm. Bakın böyle. Biraz uzun olmasında sıkıntı yok. Çantadan böyle şundan biraz daha uzun kestim. İkiye katladım. Tabii enini de ölçtüm. Eni de birazcık birer parmak uzun yaptım. Enini boyunu böyle biraz geniş yaparak yandan makine dikişi diktim. Önce düz bir şekilde kumaşı ikiye katladım. Bakın böyle ikiye katladım. Düz bir şekilde diktim. Bunlar sonradan yaptım. Şimdi onları nasıl yaptığımı anlatacağım. Düzdü burası böyle aşağı kadar. Sonra buraları böyle üçgen şeklinde katladım ve makine dikişi geçtim buraya. Diğer tarafı da aynı şekilde
Böyleydi ve bu şekilde böyle katladım ve buraya da makine dikişi geçtim. Buralarda köşe oluşturdum. Bunu çevirmeden içi böyle olur. Yani görünüşü şöyle olacak iç tarafı. Bakın arkası böyle köşeli olacak. Fakat biz bunu çevirmeden çantanın içine ters tarafları çantanın tersiyle astarın tersi yüz yüze bakacak. Böyle içine yerleştireceğiz. Dikiş yandaki dikiş kısmını çantanın yan tarafına getirip bu şekilde katlayacağım. Bağcıkları geçirdiğimiz yerin hemen altından iğneyle tutturacağım. Böyle diğer tarafını da tam ortalayıp onu da tam yana tutturduktan sonra bu araları iğneyle önce bir sabitleyeceğim. Yan tarafı iki yan tarafa tutturduktan sonra buraları da ikiye böyle katlayıp içeri doğru katlayıp buraya böyle ince el dikişiyle buraya yerleştireceğim ve elle dikeceğim. Astarımız bu şekilde oldu. Astarsız kullanmak, astarsız da yapılabilir ama ben astarlı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü sarkma olmasın, temiz olsun. Yani böyle astarlı bir şekilde yapmak da güzel oluyor. Çantamızın kapağını nasıl monte ettim, bu parçaları nasıl birleştirdim onu anlatacağım şimdi size. Öncelikle bağcığını yaptım. Nasıl yaptım? Dörder kat ipten aldım, pembe, açık mavi ve koyu mavi olarak saç örgüsü yaptım. Uçlarını düğümledim. Önce düğümlemeden önce buraya küçük bir ip bağlayıp biraz zor geçmesin diye böyle düğümleyince zor geçiyor. Düğümlemeden önce bir üstten bir alttan buralardan geçirdim. Bakın bu şekilde geçirdim. Bir üstten bir alttan yaptığımız halkalardan gayet güzel denk geliyor. Bu sayılarla yaptığınız zaman tam ortada bu şekilde birleşiyor. Bunu yapıp geçirdikten sonra büzüyoruz. Bakın şuralarda buralarda böyle bir kat oluşuyor. Bu katı oluşturduktan sonra kafamızı ve kapağımızı ona göre yerleştiriyoruz. Çünkü o orantı önemli. Nasıl yaptım? Bu kapağı önce kafayı buraya böyle monte ettim. Bakın böyle buradan 8-9 sıra aşağıdan arkasından Eyore'nin kafasına bu kapağı burada iğneledim. Şu anda iğneli. Ben de dikeceğim. Buradan başlayarak böyle istediğiniz şekilde ince ince küçük küçük burayı dikelim önce. Sonra bunu diktikten sonra arkaya iğneleyelim. Çantanın arkasına kordonunun hemen altına bir sıra altına bunu böyle güzel yine ortalayacağız. Burayı katladıktan sonra yapmamızdaki amaç ortalanması için ortalayarak buraya yine bunu güzelce ince ince dikeceğiz. Onu da diktikten sonra öndeki cep kısmını bakın böyle kapağımız böyle duracak. Cep kısmında tam onun altına olacak şekilde yerleştirdim. Bunu da üstten böyle buralara geçmeden üstten alarak böyle makine dikişi gibi şurada göstereceğim size ufak bir şey. O şekilde dikerek bunu da cebimizi de buraya monte edeceğiz. Ön cep kısmına ipimi buraya çıkardım. Aşağı iki kat yapmadan dikkat edelim ona. Burada iki kere şu uç kısmını sağlamlaştıralım. Ve alttan alarak üstten batıp alttan alarak makine dikişi gibi biraz geriden alıp alttan yine tutturarak ikinci halkaya bu şekilde bütün etrafını dikeceğiz. Bakın böyle olacak. Yani şuradan şöyle şöyle alıp diktiğimiz zaman buradan ip parçaları görünür. O yüzden bu şekilde dikelim. Mavi parçanın üstünden dikelim.
Böyle bütün etrafını yerleştirdiğimiz yere güzelce monte edip burada düğümleyelim. Şu kenarları sağlam yapalım ki cep açılıp kapandığı, yani el girdiği zaman açılma yapmasın. Çantanın askılarını nasıl yaptığımı size anlatayım. Önce böyle iki tane küçük parça yapacağız. Bu 19 santim oldu. 19-20 santim uzunluğunda iki tane parça ve böyle aparata ihtiyacınız var. Çantaların boyunu, askılarının boyunu kısaltmak için. Ben bunu burada bulunduğum yerde bulamadım. En sonunda evdeki bir çantadan söktüm. Bunu kullanacağım. Ayarlanabilir olmasını istiyorum çünkü askılarının. Onun için iki tane bu şekilde, bu boyda 19-20 santim boyunda öreceğiz. Nasıl ördüm ben bunu? 7 tane zincir çektim ama siz aparatınıza uygun ebatlarda zincir çekebilirsiniz. Oraya hani girecek şekilde, ona uygun şekilde benim 6 sık iğne tam oldu. 6 sık iğne, 6 7 zincirle başladım. 6 sık iğne dönüm bir zincir çekip döndüm. 6 sık iğne yaparak böyle 19-20 santim boyunda iki tane parça yapacağız. Sonra bundan yine başlayacağız. Onun uzunluğunu size söyleyeceğim. O da bir parça olacak. Uzun bir parça olacak. Onun santimini, uzunluğunu size yaptıktan sonra söyleyeceğim. Bundan iki tane yapalım önce. Sonra diğer parçayı göstereceğim. Çantamın parçalarını güzelce diktim. Sağlam bir şekilde ön cebine yerleştirdikten sonra buralarda söylediğim, işaretlediğim ve iğnelediğim yerlerden sağlam bir şekilde birkaç kere gittim geldim ve diktim. Burasını diktikten sonra burayı da aynı şekilde diktim. Bir de ilaveten şuraya bir dikiş daha geçtim. Yine elle dikiştim. Bakın buradan, şuradan çantanın bitim kısmı ile kapağın birleşme kısmına, burası ayrık durmasın diye buraya da dikiş attım. El dikişi yine. Bir de ayrıyeten buraya bir tane çıt çıt ekledim. Çantamız daha düzgün ve kullanışlı olsun, düzgün dursun diye. Hem de kullanışlı olsun. Böyle bu şekilde bir çıt çıt buraya ayarladım. İç astarını da elimle ince ince bakın böyle diktim. Ve böylece çoğu kısmı bitti. Bir tek askılarını şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Askı parçalarını önce iki tane kısa parça örmemizi söylemiştim. Böyle 20 santim. 20 santim onları ördüm. Önce onları birleştirdim. Bakın bu arttırma kısmının, arttırma sırasının olduğu yere böyle ortalayarak iki taraftan önce bunları diktim. Buradan böyle bir iki kere gittim elle yine. Bunu buraya yerleştirdikten sonra bunları üst parçayı, ikinci parçayı 1 metre ördüm. Aynı yine 6 sık iğne olarak. Fakat dediğim gibi aparatınıza uygun ölçülerde yapın askınızı. Daha ince ve daha kalın yapabilirsiniz bu ölçülerden. Sık iğne sayısını azaltıp çoğaltarak bu sayı askısını yapabilirsiniz. Benimki 6 sık iğneye tam uygun oldu. Aparatıma uygun oldu. Bunu ördüm arkadaşlar. 1 metre uzunluğunda ördüm. Ve ortadan ortasını bulup bu şekilde buraya yine çantanın bu son dikim yaptığım yerine, yerinin üstüne buraya birkaç kere yine elle dikiş yaptım. En sağlam olması gereken yerler burası. Çünkü sap böyle çok çok tutulup açılıp kapanacak burası. Buraları güzel sağlam yapalım. Dikelim. Burayı bir tarafını ben aparatıma geçirdim. Şimdi diğer kısmını nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bu aparatta böyle oluyor. Başka aparatlar da kullanabilirsiniz. Mesela burada ayarlanan aparatlar var. Burası sabit olup burada ayarlananlar farklı farklı ama ben bulamadım. Dediğim gibi evdeki çantadan söküp buna monte ettim. Eğer hiç bulamazsanız böyle de yapabilirsiniz. Bu bir saniye, bir metreden daha uzun bir parça örüp böyle çocuğunuzun sırtına ölçüp takıp istediğiniz uzunlukta yapıp buraya monte edebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Ama ben daha kullanışlı olsun, hani küçükken de kullanılsın, büyüyünce de kullanılabilsin diye böyle ayarlanması için bu aparatı kullandım. Bakın bunu nasıl geçirdim. Üstten bu parçayı buraya. Tabii benim aparatıma böyle oluyor. Farklı olursa farklı yöntemler olabilir.
Buradan geçirip bunu buraya sabitleyeceğim. Bakın burada diktim. Bu sabit olacak. İkinci taktığım bu küçük parça, bu küçük parçadan ayarlanacak uzunluğu. Bunu da buradan geçiriyorum. Sonra buradan bir daha geçiriyorum. Buradan istediğimiz uzunluğa, yani en uzun bu şekilde olur. Bakın bu kadar kısa kalsa bile bu açılmıyor. Bakın kesinlikle açılmıyor. Bu kadar uzatabilirsiniz. Tabii çocuğunuz küçükse, büyük geliyorsa buradan bunu böyle yapıp geçirdim. Buradan böyle bunun ikisini eşit yaptım. Dediğim gibi buradan ayarlama yapabiliriz. Askılarımız böyle oldu. Bunları şunu diktikten sonra tam bitmiş halini tekrar göstereceğim. Çantamızın askıları da bitti. Böylece bu güzel çantamızın yapımını da bitirmiş olduk. Bakın böyle göstereyim size. Gerçekten çok sevimli, çok kullanışlı. Çocuklarımızın, torunlarımızın çok severek kullanacağı bir çanta modeli oldu. İnşallah siz de beğenip videolarımı izleyerek siz de yapabilirsiniz. Sizden istediğim tek şey kanalıma abone olmanız. Zaten abone olmak ücretsizdir. Abone olup destek verirseniz memnun olurum. Bir dahaki videoda bir başka modelde tekrar buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.